Bugün şu ana kadar görebileceğiniz en büyük vakayı görmeye hazır mısınız? Değilseniz tabii ki çıkabilirsiniz. Karar sizin. Ama eğer hazırsanız siz arkanızı yaslanın, çayınızı demleyin. Çünkü bugünkü konumuz feryal olacak. Sana ben ezelden yandım ben. Bir çağır ele da bu yerde. Dakika bir, gol bir. Hadi intro gelsin. Şimdi öncelikle şöyle uzun bir nutuk çekmeyeceğim ama anlatmam lazım. Hani illa bir trans eleştirisi yapıyoruz ya da gay birini falan eleştiriyoruz diye homofobik olmuyoruz. Bu konuda bir anlaşalım. Ablamız ya da abimiz artık kendisine ne denmesini istiyorsa bilmiyorum. Hakaret amaçlı bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden abla diyeceğim. Gerçekten fenasal derecede bokunu çıkarmış. Ya şimdi bunlar hani 5 milyon 6 milyon falan izlenen videoları var. Hani illa ki karşınıza gelmiştir. Geçmeniz imkansız oluyor bu durumlarda. Hani diyorum tamam belki bir şey vardır böyle izlemeye çalışayım falan ama kesinlikle katlanamıyorum. Şimdi bak şimdi şu konuda hemfikir olmalıyız. LGBT bu ülkede çok fazla hoş karşılanmıyor. Son zamanlarda ne kadar artsa da genel alanda hayır. Aslında bundan yararlanarak bunların öfkesini, toksikliğini ve abazalığını çekip ünlü olmaya çalışıyorsanız buyurun feryal gibi oluyorsunuz işte. Zor biriydi. Ben çok aşıktım ilk zamanlar. Onun da bana olmasını beklerim ama aslında o daha çok kendine aşıktı. Ya hadi geçeceğim oğlum şu iki tane ayrı konuyu Karabük'le LGBT'yi sen nasıl birleştirdin gerçekten tebrik ediyorum var ya. İşte arkadaş böyle absürt ekstrem olaylar üzerinden videolar üretiyor ve yazılar yazıyor. Daha aslında insanlar bunu izlerken vay am- koyayım diyorlar gerçekten. Ya tamam böyle videolar çeksin yine sıkıntı yok ama bunun yarattığı problem şu. Bu ülkede anti LGBT'ye sahip olan ya da bu görünüşe karşı olan insanlar daha da çok öfkeleniyor ve daha da çok anti olmaya başlıyor. Mesela bu videoları ben homofobik birine göstersem adam büyük ihtimalle sinirlenir duvarı kırar ki zaten birazdan ben de bu bilgisayarı kıracağım. Ben Çağız'ım ve benim yerim. Erkekler koyduk. Falan böyle mi gülmem lazım? Allah bu komik değil. Ya hani bak gerçekten komik olsa bu yaptığın her şey göz önünde bulundurmayacağım. Geçeceğim hatta videoyu falan çekmeyeceğim bile. Ama yaptığı espriler o kadar antipatik ki yani. Vallahi şimdi kafamı duvara vuracağım. Şunu kesinlikle anlamıyorum hani işte ne bileyim translarda, gaylerde, lezbiyenlerde falan özellikle gay ve translarda var bu olay. Tamam kadınsa davranmak isteyebilirsin ya da o tarz bir şekilde davranmak istersen. Hani minimalize ederek anlatıyorum siz anlayın. Bunda herhangi bir sakınca görmüyorum. Bence olabilir okey ama hani davranışlarınız neden kadınsılıktan çıkıp pikmiliğe dönmek zorunda oluyor? Ya misal ben hiç çevremde gördüğüm bir kadının bu şekilde bağırıp bu şekilde absürt hareketler yapacağını sanmıyorum. Bunun bir kadınlıkla alakası da yok. Peki neden bu gördüğüm çoğu transta, gay'de, lezbiyende bu tarz hareketler oluyor? Ben de bunu kendini alıştırma çabası olarak görüyorum. Daha öncesinde böyle bir tecrübeye sahip olmadığı için bu tarz davranışlar sergileyerek o tarafa yaklaşmaya çalışıyor kendince. Ama bu gerçekten dış taraftan baktığınızda insanları çok fazla itiyor. Hani büklüm büklüm moynumda hani... zaten anasını ortalığın bir de böyle bir post at ki daha da çok ortalık karışsın biraderim. Ya şu akımları çıkarıyorsunuz sonra aklı başında olmayan bunların da yani espri amaçlı olduğunu anlamayan Türk erkekleri çıkıp kadınlara daha da çok nefret beslemeye başlıyor. Ne zaman görsem işte kadınlar böyledir, kadınlar şöyle. Ya oğlum mesela birçoğu televizyon izliyor ya da oturuyor haberi bile yok bu durumdan mesela. İşte buna bir sosyal medya manipülesi diyoruz. Aslında zaten var ve sen bunu ekstrem ekstrem tetikliyorsun. Sen ve senin gibiler yüzünden bu olaylar artıyor zaten. Oh Allah arkadaş 3 milyon adam bunu espri yaptı ama olsun. Çalıştım. Bir günden bir güne. Söyleyin. Mermekten başka yaptım. Ben bu hayatta... Çek. Çek beni. Sevgimi verdim. Çek. Götümü verdim. Ama olsa onu da verirdim. Benden ne istedin? Ne istedin? Bak trans olduğundan çok fazla emin değilim. Bence trans değilsindir sadece bunları eğlence için yapıyorsundur büyük ihtimalle de prim için. Ama trans olduğunu varsayarsak bak gerçekten güzel ameliyatın olmuş ve gerçekten çok güzel bir kadın olmuşsun. Eyvallah hiç sakıncası yok ama ya bu döndükten sonra neden vücut pazarlamasına girişmek zorundayız ya? Ben verdim, ben siktirdim, ben hoplattırdım. Oğlum bunları yapmakla kadınla ne alakası var amk**ım ben anlamıyorum ya. Değil mi bak şimdi bak o altta bir tane şey çıkacak lavuk tamam 2 saat bana öyle paragraf yazacak. Şundan kaynaklı yapıyor sen cahilsin sen şusun. Ya bunlar da var ya. Gerçekten anlamadığım türlerden. Yani bu koyduğumuz hanım ablamız vücudunu kullana kullana video çekiyor ve bunun üzerinden prim etkileşim kasıyor. Bak kassın eyvallah kasmasın demiyorum. Vücudu üzerinden de para kazanabilir insanlar. OnlyFans açabilir. Ya istiyorsan kendini git mahallenin odasında becert bana ne. Ama bunun bokunu çıkarmadığın sürece güzel. Abi sen her gün her gün çıkıp ben transım veriyorum ben transım. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ben de Optimus Prime'ım. Londra'dan sevgilerle.
Ya yemin ederim bilgisayarı koyacağım yumruğu şimdi ya. Ya şimdi çıkıp bütün video boyunca komik değil diye anlatmak istemiyorum ama bunun komik olduğunu savunan insanlar varsa lütfen yorumlara gelsin. Bak vallahi kafayı yiyeceğim, evde deliriyorum ya. Şu şey kesinlikle anlamıyorum. Instagram'da bir ses ünleniyor ve insanlar sonra bunu kullana 3500 tane video çekiyorlar. Ya bunu herkes yaptı, ne olur git özgün bir şey bul. Özgün bir ses yarat. Ne bileyim başka bir şeyden bir şey al. Ya sürekli aynı tarzda videolar, yemin ederim döngüye dönmüş durumdayız. Vallahi Cumhurbaşkanı seçimlerine benziyor ya. Yerel seçimleri CHP kazanıyor. Sonra Cumhurbaşkanlığına gelince iki farklı kaybediyorlar. Ve bu 20 senedir böyle aynı bu döngüye girmiş durumdayım şu anda. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı. Abla gördük. Eyvallah, tamam. Güzel. Güzel. Tamam, arada bir böyle şeyler yaptı. Eyvallah. Yapmaz herhalde. Yani sürekli bu tarz paylaşımlar yapmaz. Yani gözümüze bu kadar sokması yeter. Gördüm amkum, kafama çarpacaktı. Ya ben bu etkileşim köpeklerini gerçekten anlamıyorum. Bir de bunların yorumları daha da komik. Önce görmem lazım. Bana daha çok çekici geldin ama. Bir de arada bazı dayılar var, bu kadına yazmaya çalışıyorlar, kafayı yiyorum işte. Ne bileyim, benimle niye arkadaşlık kurup yazıp konuşmuyorsun ki, anlamıyorum. Çok mu zor tanışmak? Ya kafayı yedim abi, sen bunu yazarken ne düşündün ya? Diyecek çok bir şeyim yok. Ablaya kariyerinde başladılar ama bu şekilde devam edersen kimsenin umurunda olmayan bir et parçası olarak hayatına devam edeceksin ve daha sonrasında İnsanlar bunları dile getirdiği zaman da sadece homofobik demekle kalacaksın ama hayatın hiçbir zaman hiçbir yerde başarılı olamayacaksın. Belki para kazanacaksın ama para her şey olsaydı zaten dünyadaki zenginler de çok mutlu olurdu. O yüzden demem odaki eleştirileri ciddiye al ve şu işleri birazcık bırak. Gerçekten çok itici bir insansın. Bugünlük benden bu kadar. Açıklamalar diskosunu cuma gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz efendim.